özür dilerim, yine geniş özetini izlediğim bir karşılaşma. Yani geniş özetlerde kimin pozisyonu daha fazlaysa, kime daha fazla yer ayrılıyorsa yani, oradan evet. anlaşılıyor. Evet. Daha iyi oynayan, ondan sonra taktiksel anlamda da rakibine üstünlük kuran gördüğümüz kadarıyla bir Alanyaspor vardı. Yani Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinden sonra ivmesini arttırdı Alanyaspor. Yani Fatih Hoca da gerçekten bence çok daha iyi noktalara gelecek. Belki yarın öbür gün ileriki dönemde Trabzonspor'un başında da görebileceğimiz çok değerli bir teknik adam. Evet. Müthiş bir oyun görüşü var. İstanbulspor'da yaptıklarında gördük, ettik, oradaki başarısını da gördük. Oynattığı futbol çok güzel. Beşiktaş'ın çok eksiği vardı. Tabii bunu da unutmamak gerekiyor. Ama şu anda artık Beşiktaş'ın yani lig konsantrasyonunu haftalar önce zaten kaybettiğini söylesem kimse itiraz etmez. Şu anda Beşiktaş'ın tek bir gerçek var. Tek bir hedef var. Beşiktaş'ın bu seneki hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bu kötü geçen sezonda Beşiktaş'ın önünde iki tane kupa var. İki kupa var. Dolayısıyla bu sezonu iki kupayla kapatmak için ilk ayağı olan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak zorunda. Tüm motivasyon Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi. Dolayısıyla lig maçları artık hani sıralamadaki yerini tayin edecek. Şimdi Başakşehir'in de Avrupa Kupalarına katılması garantilendi. Hı hı. Beşiktaş hani ligdeki hani olası bir kupa kaybında ligde de iyi bir noktada olup kupayı telafi edecek, Avrupa'ya gidecek pozisyon elde etme çabası içerisindeydi. Kasımpaşa ama var hemen altında 52 puanla. Beşiktaş'ın o hedefi, tabii Trabzon kazanırsa kupayı tabii yine Beşiktaş'ın lig orada hesaplar devreye değişecek girecek. Yani evet. Ligdeki sıralamasını da Avrupa'ya gidip gitmeyeceğini tayin edecek ama yani Beşiktaş şimdi şu anda bir, yani Avrupa önceliği var mı? Bence Avrupa önceliğinden ziyade yani kupa hedefinde olan bir takım siyah beyazlar. Ben Beşiktaş'ın tamamen konsantrasyonunu kupaya çevirdiğini, lig maçlarında da işte kalan önümüzdeki haftaki maçı da artık bir Trabzonspor maçı provası şeklinde geçirip ondan sonra Hatay'la oynayacak bu arada. Yani Hatay'ın da içinde bulunduğu durumu düşünecek olursak evet, o karşılaşma da çok enteresan geçmeye aday haftaya. Çok enteresan bir süreç yaşanıyor ya. Her takımın ismini saydığımız anda hemen bir hesap yapmaya başlıyoruz. Evet. Burada şimdi Beşiktaş'ın tabii ki haklı Ziraat Türkiye Kupası'nda ama öyle bir hesap yapıyoruz ki bir anda Galatasaray'ın iki sene önce düştüğü duruma düşebilir. Avrupasız bir sezon da başlayabilir. Bu da gerçekten ihtimaller arasında. Yani Trabzonspor Beşiktaş maçına bu kadar odaklandığımız yerde şu anda kim daha yakın dersek ben Trabzonspor'u biraz daha yakından görüyorum. Şimdiden kadro anlamında, teknik adam anlamında daha böyle oturmuş bir kadrosu var. Daha çok belki Trabzonspor bu kupayı istiyor. Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı var. Ama daha çok Beşiktaş'ın da çok ihtiyacı var. Trabzonspor'un da çok ihtiyacı var. Yani şu anda kupa Trabzonspor varsa bir yerde, eğer finale gelinmişse ikisinde ihtiyacı var. Ama şunu kabul etmek lazım. Trabzonspor'un artıları fazla. Serdar Hoca'yı yaptığı işleri çok takdir ediyorum. Ama elinde bazı şeylerini yitirmiş futbolcular var böyle. Kafa olarak, mental olarak bitirmiş. Mesela Cenk Tosun'un dün bir orta yaptığı var. Mesela Cenk Tosun haftalar önce mesela kafayı bitirdi artık. Salih'in kalma ihtimali var. Yani kafa olarak Beşiktaş'ta yabancılar için de geçerli. Belki kendisi için bu tip maçlarda oynayacak olan oyuncular oluyor. Ama ben bunu son finalde saymıyorum. İstanbul'da oynanacak büyük ihtimalle bu kupa. Bugün açıklanır zaten. İlerleyen saatlerde son dakika olarak veririz. Saat 13'te toplantı başladı bu arada, onu da söyleyelim. Riva'da. Bugün son dakika olarak veririz kırmızımızı. Bu maç burada oynayacak diye Olimpiyat adında. Yani neresinden bakarsak bakalım Beşiktaş'ın bu sezon yaşadığı olay, yaşadığı süreç çok alışık olduğumuz bir süreç değil. Evet. Yani şampiyonla 50 puan gerisinde şampiyon olacak takımı şu an için söylüyorum. Yani kabul edilebilir bir durum değil. Kabul edilebilir olmaz. Bir durum değil yani. Kongre, bakalım 1900, öncesinde 1967, 8 puan mıydı? Kaç puandı ya? 7 puan mıydı? 7-8 yani? Puandı. 8 puandı yani. Bu kabul edilebilir 1900, bir durum değil yani. Beşiktaş asla 50 puan, şampiyonun 50 puan gerisine düşmez. Ve düştüğü halde de çok ilginç bir şekilde 5. sırada hala yani. Türkiye Futbol Federasyonu, o da ligin 1900, Cumhuriyet tarihiyle beraber kurulan bir Türkiye Futbol Federasyonu var. Resmileştikten sonra ligin arasından aşağı yukarı 80. Bunu baksınlar, elinden çevirinden bir 100 yıl daha geçse böyle bir şey olmaz. Olmaz yani. Olur mu bir 50 puanlık fark daha? Olmaz da mümkün bu, değil. Bu kabul edilebilir mümkün bir durum değil. Değil. Tekrar altını çiziyorum yani. Ya o böyle bir ortamda teknik adamlık yapmak, maçı futbolcuya hazırlamak hepsi çok zor. Ezgi, kolay bir şey değil. Her hafta bir defa sen daha hala lig bitmiş 3'te 3 yapamamışsın. Ben bu hafta mesela bir Alanyaspor deplasmanını kazanması halinde kalan maçlarında kazanabileceğini ifade etmiştim. Beraberlik koruyamadı ama normal değil. Bu psikolojide maça çıkmak, bu psikolojide teknik adamlık yapmak, yönetici olmak çok zor. Yani kimsenin kabul etmediği bir şey yani bu olay.
Savaş, şimdi şöyle puan durumuna bakıyorum. Yani normal şartlarda şimdi bir takım düşün. Tamam mı? 13 mağlubiyeti var. 7 beraberliği var. Yani bu normal şartlarda bu böylesine performansı olan bir takım. Bak Ankara Gücü'nün de 13 mağlubiyeti var. Düşme hattında. Hatay Spor 15 mağlubiyeti var. Yani Beşiktaş'ta 2 fark. Yani Hatay 15 kez yenilmiş, Beşiktaş 13 kez yenilmiş. Yani normal şartlarda bu alttaki takımlar daha fazla performans gösterse puan. Beşiktaş bu sezon düşme hattında olabilirdi yani. Bu kadar puan farkıyla düşersin zaten. Yani. Yani sen şampiyon takımla arasındaki 50 puan farkla 5 kere düşersin. Aşağıdaki takımların çok kaybettiği puanlar var. Aşağıdaki puan takımların biraz daha böyle puan toplamış olsa yani şey var ya düşme puanı 42 falan değil. Yani 55'ler 56'lar falan olacaktır belki de yani. Çünkü çok üst üste kayıplar vardı. Son haftalara girirken biraz orada yukarıya doğru çıkmaya başladı. Ben o yüzden yani kupaya evet endekslendi. Kupa kesin değil. Kupayı kazanmak için her şeyi yapacaktır Beşiktaş. Ama kaybetmesi halinde de en azından şu anda bu kalan maçları kazanması lazım. Bir 6 puan aldığı zaman belki orada farklı hesaplar yapılacaktır o zaman. Ya, Avrupa kapısını açar. Ama dediğim gibi yani Beşiktaş Avrupa'ya da gitmek isteyecek. Son maçı kimleydi Hatay'dan sonra? Hemen bakalım vallahi, bir saniye. O maç da zor maçtı ya. Ben hepsine tek tek baktım da. Son maçı da Beşiktaş'ın Kasımpaşa. Tamam. Orada da puan hesapları yapılıyor çünkü. Yani o tabii işte. O yüzden son maçı ben hepsine şu anda. O kadar çok baktım ki kafam karışık. Yani son maçın da çok önemli olduğunu biliyorum. Az önce puan durumu geldi işte. Kasımpaşa şu anda Beşiktaş'ın hemen altında 52 puanda. 3 puan var aralarında. Haftaya Hatay'la oynayacak Beşiktaş. Kasımpaşa Çaykur Rizespor'la oynuyor ve son haftada Kasımpaşa Beşiktaş. Yani orada her şey olabilir. Ya Kasımpaşa bir anda enteresan bir beşinciliğe doğru bir çıkış yapabilir ki iyi bir sezon geçirdi. Orada da Sami Hoca'ya değinmeden geçemeyeceğim. Yani gerçekten son dönemlerde en iyi çıkış yapan isimlerden bir tanesi Sami Uğurlu Kasımpaşa'da. Yani takımı bu noktada tutabilmek Kasımpaşa gerçekten çok enteresan bir camia yani abi. Bu sezon Kasımpaşa çok iyi bir performans sergiledi. Baktığın zaman ben açıkçası hani bu hani bir 10. 11. 12. sırada yani düşmezlerdi ama o aralarda olacağını düşündüm ama şu anda Avrupa'yı kovalayan bir Kasımpaşa var yani. Çok enteresan bir cam. Avrupa'yı kovalayan, Avrupa'ya belki girecek olan bir Kasımpaşa'nın bir anda hocası değişebiliyor. En iyi ki derken değişebiliyor. Hafif tökezlediği zaman değişebiliyor. Kasımpaşa çok enteresan bir cami yani. Evet, gerçekten. Hani orada her sezon en çok hoca değiştiren camialardan bir tanesi oluyor. Peki şimdi Beşiktaş'taki bir gündem maddesi de elbette teknik direktör. Hala en çok merak edilen konu Hasan Arat hafta içinde yaptığı bir açıklamada yerli adaylara biraz daha yakınız artık dedi. Artık Sergen Yalçın mı, Şenol Güneş mi? Evet. Diye soruluyor Ali. Yani yönetim içinden önemli isimlerin, ağır topların yabancı hoca istemediği yönünde bilgiler var. Fazla maceraya girilmesini istemeyen önemli yöneticiler var. Geçenlerde yine bir toplantı da yapıldı. Aslında Sayın Arat'ın isteği arzusu yabancı hoca yönündeydi. Bunu biliyoruz. Ama Sayın Başkan İbre %51, yani önemli, %1'lik fark önemli. Yerli hocaya döndü dedi. Şimdi tabii Sergen Yalçın, Şenol Güneş, belki başka bir isim, Çağdaş Hoca'nın ismi konuşuluyor yine. Nuri Şahin isimleri konuşuluyor ama bir yerli bir hoca olacak gibi gözüküyor. Nuri Şahin sadece Türkiye'ye gelme ihtimalinden çok bahsedilmiyor. Şimdi Nuri Şahin iyi bir teknik adam. Yolun başında kendini de çok iyi yetiştiriyor. Bak şu anda bulunduğu takım Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Evet. Edin Terziç'le beraber iyi de bir ikili oluşturdular. Ama Beşiktaş'ın Nuri Şahin macerasına ben açıkçası çok gireceğini zannetmiyorum. Biraz gerçekçi olmak lazım. Eğer yerli teknik adam üzerinde durulacaksa burada iki adres var. Ya Şenol Güneş ya Sergen Yalçın. Bu iki isimden birinin Beşiktaş'a gelmesi lazım. Dolayısıyla hani üçüncü bir adayımız daha var, dördüncü bir adayımız daha var noktasını ben bir kenara koymak istiyorum. Yani Sergen Yalçın ya da Şenol Güneş o zaman yerli hoca gelecekse bu takımın başına getireceksiniz. Sergen Hoca'nın Antalya performansına ne kadar referans almak lazım? Bu da çok tartışılıyor. Bir Antalya performansını ben açıkçası çok da referans almam. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ta yaptıkları ortada, taraftarla olan ilişkisi ortada. Sergen Hoca'ya duyulan saygı, duyulan güven ortada. Dolayısıyla Sergen Hoca'nın Beşiktaş'taki performansı çok daha farklı olacaktır. Elinde daha farklı bir kadro olacak.
camiayla bütünleşmiş, Beşiktaş'ın Beşiktaş kulübünün DNA'larını vücudunda taşıyan bir teknik adam, bir insan Sergen Yalçın. Dolayısıyla Beşiktaş performans tabii çok farklı olacaktır. Burada artık ben yani yönetimin sezonda bitiyor. En azından şu anda hani deklar edilmese bile artık bir teknik adamla anlaşması gerektiğini düşünüyorum. Fazla işte şu mu olsun, bu mu olsun fazla topu dolaştırmaya gerek yok. Zaten daha planlı ve programlı bir şekilde hareket edilmesi gerekiyordu. Yani işte 3-4 aylık bir yönetim var ortada. Bir yanlış hamle yapıldı Santos'la. Artık ikinci bir yanlışı kaldıracak bir lüksü de yok yönetimin. Taraftar da artık teknik adam konusunda doğru bir hamle bekliyor. Dolayısıyla artık bu ismin kafasında, yönetimin kafasında bir şekilde şekillenip en azından iki adaya indirilip bu iki adaydan birini seçilip lig bittikten sonra da anahtarı teknik adama teslim edip hemen transfer çalışmalarına başlaması gerekiyor ki hemen, çünkü Beşiktaş'ın elinde çok büyük bir risk var. Nasıl bir risk var? Şu anda 17-18 yabancı tabii, var. Tabii.